Merhabalar en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimde en kolayından domates salçalı tel şehriye çorbası hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı alıp erittikten sonra içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Ve unun kokusu çıkana kadar yaklaşık olarak 1-2 dakika boyunca kısık ateşte kavuruyorum. Kavurma işlemini yaparken mutlaka ocağımızın altını kısalım. Aksi halde un çabucak yanacaktır. Devamlı karıştırmak suretiyle unu kavurmaya devam ediyorum. Rengini çok fazla pembeleştirmeden kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra içine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Salçayı da yine kısık ateşte olacak şekilde kokusu çıkana kadar birkaç dakika boyunca unla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Salçayı iyi kavurmak rengini ve tadını daha çok ortaya çıkaracaktır. Devamlı karıştırmak suretiyle kavurmaya devam ediyorum. unca yeterince kavurduktan sonra tahta kaşığı bir kenara bırakıyorum ve çırpıcıya geçiyorum. Bu esnada bir miktar soğuk su ilave ediyorum ve bir taraftan çırpıcıyla karıştırıyorum ki topak oluşmasın. Suyunu bu şekilde azar azar ilave edersek topak oluşumunu daha kolay engellemiş oluruz. Bir miktar daha soğuk su ilave ediyorum. Tekrardan iyice çırpıyorum. Topak kalmadığından emin olduktan sonra geriye kalan suyunu ilave edeceğim. Üzerine 1 litre kadar daha soğuk suyunu ilave ettim. Bu esnada kameranın kayıt düğmesine basmamışım. Ocağımın altını açıyorum ve ara ara karıştırarak çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Çorbamızı kaynayana kadar ara ara karıştırıyorum. Aksi halde un dibine çöküp dibi tutabilir. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hazırlayınca çorbamızda hiçbir topak oluşmamıştır. Çorbam kaynamaya başladıktan sonra bu esnada içine rendelemiş olduğum bir diş sarımsak ilave ediyorum. Dilerseniz sarımsak tercih etmeyebilirsiniz. Bu tamamen damak zevkinize kalmış. Yine bu aşamada içine tel şehriye ilave ediyorum. Şöyle 4 yemek kaşığı olacak şekilde tel şehriye ekledim. Daha yoğun bir çorba istiyorsanız tel şehriye miktarı 5-6 yemek kaşığına kadar çıkartabilirsiniz. Çorbamı biraz daha şifalı hale getirmek istiyorum ve bu esnada içine hazırlamış olduğum kemik sularından ilave edeceğim. Şöyle 4-5 adet kadar kemik suyu ilave ediyorum. Kemik suyu çorbaya ayrı bir lezzet ve şifa kaynağı gerçekten. Eğer evinizde varsa bu tarz çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra ocağımın altını kıstım. Kapağını yarım olacak şekilde kapattım ve çorbamı pişmeye bıraktım. Şehriyeler yumuşadıktan sonra çorbamız pişmiş demektir. Kontrol ediyorum. Şehriyeler yeterince yumuşayınca son aşamada tuzunu ve baharatlarını ilave ediyorum. Yeterli miktarda tuzunu baharat olarak pul biber, karabiber ve nane ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bir taşım kadar kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Beni buraya kadar izlemiş ve kolay çorba tarifimi beğendiyseniz eğer videoma beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Vermiş olduğunuz destekler için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Pişen çorbamı sıcak sıcak servis ediyorum. Acil durumlar için çabucak hazırlayabileceğimiz nefis bir çorba tarifi oldu. Yapıp deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Dilerseniz çorbanızı limonla da servis edebilirsiniz. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.